Değerli öğrencilerim, merhaba. Ben Muhammed Orhan Şehitoğlu. Sistem Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Arkadaşlar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugünkü dersimde size Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren roman yazarlarından bahsetmeye devam edeceğim. Arkadaşlar, bugünkü dersimizde ele alacağımız sanatçılardan birisi Mustafa Necati Sepetçioğlu. Mustafa Necati Sepetçioğlu önemli bir yazarımız. Türk tarihinin yansıtması bakımından çok önemli bir yazarımız. Ona dair birkaç olaydan bahsedeceğim. Kendisi şiir, hikaye, tiyatro, deneme türlerinde metinleri mevcut. Ama Sepetçioğlu romanlarıyla tanınmıştır. Özellikle de tarihi romanlarıyla tanınmıştır. Onun tarihi romanları nehir roman özelliği taşır arkadaşlar. Yani birbirini tamamlayan, birbirinin devamı niteliğinde olan anlamına gelen nehir roman özelliği taşır. Romanlarında genellikle tarihi konulara temas etmiştir. Türk tarihini sevdirmiştir bu sayede. Türk tarihi hakkında bilgilerin genç nesillere ulaşmasını sağlamıştır. Zihinlerimize daha rahat yer etmesini sağlamıştır Mustafa Necati Sepetçioğlu. Arkadaşlar, Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun romanlarında Türklerin Anadolu'yu fethine, Anadolu'yu Türkleştirmesine, Osmanlı'nın kuruluşu ve yükselişine, Çanakkale Zaferi ve Anadolu müdafasına, İkinci Dünya Savaşı'na, yakın dönem siyasetine temas edildiğini görürüz. Ayrıca o sosyal konulara da değinmiştir. Peki Mustafa Necati Sepetçioğlu bu tarihi konuya nasıl yönelmiştir? Kendisinden öğrendiğimiz kadarıyla Mustafa Necati Sepetçioğlu yıllar önce, yanlış hatırlamıyorsam ortaokul zamanındayken, kendisine bir öğretmeni geliyor ve bir kitap uzatıyor. Bu kitabı okumasını söylüyor. Mustafa Necati Sepetçioğlu bizim kültürümüzü bize anlatmıyor diyor. Yunan tarihine dair bilgilerin yer verildiği bir kitap. Tabii bu tepkisi biraz keskin bir tepki olunca, o dönemin gelenekçi anlayışı da göz önünde bulundurulunca ters bir tepkiyle karşılaşırım diye bekleyen Mustafa Necati Sepetçioğlu hocadan gayet hoş bir tepkiyle karşılaşıyor. Hoca ona haklısın diyor, umarım diyor, bize dair bir şeyler yazanlar da olur diyor. Mustafa Necati Sepetçioğlu yine onun cümlesine asılıyor, ben yazarım diyor. Hoca da umarım yazarsın, inşallah yazarsın diyor. Hocasıyla yaşadığı bu olay onun tarihe yönelmesine, tarihimizin bize ait bir kişi tarafından aktarılmasına, yani kendisi tarafından aktarılmasına vesile oluyor. Arkadaşlar, Mustafa Necati Sepetçioğlu tarihi romanlarını dünkü Türkiye serisi olarak da yayımlatmış. Aynı zamanda kendisi manevi değerlere yakın olan birisi, tasavvufa yakın olan birisi. Bu sebeple Ebu Hanife, Ahmet Yesevi, Yunus Emre gibi şahsiyetlerin hayatını romana aktardı. Milliyetçi bir sanatçıdır. Zaten Türk tarihine bu kadar önem vermesi, Türk tarihinin önemli isimlerini başarıyla yansıtması da bu milliyetçiliğinin etkisiyledir. Roman sanatçısının olaraktan bildiğimiz Sepetçioğlu elbette hikayeler de yazıyor ama romanlarında şöyle bir yöntem kullanıyor. Bazı romanlarında o dönemin diline esas alıyor. Hikayelerinde ama günümüz Türkçesiyle kalem oynatmış birisi. Çağımızın Dede Korkut'udur. Hem bir Dede Korkut üslubu var Sepetçioğlu'nda, hem de onu yön verişi, mesaj verişi, Türk milletine dair bazı değerleri yansıtması onun Çağımızın Dede Korkut'u unvanını almasını sağlamıştır değerli öğrencilerim. Peki eserlerine bakalım beraberce. Kilit Kapı, Kilit Anahtar Kapı, Konak Çatı, Bu Nehir
roman, bunlar kesinlikle unutulmamalı. Kilit de Türklerin Anadolu'ya girişleri, Anadolu'yu fethedişleri ve Anadolu'nun Türkleşmeye başlama aşamasından bahsedilir. Daha sonrasında Selçuklu'dan, Osmanlı'nın kuruluşundan, efendim Osmanlı'nın yükselişinden bahsedilir. Üçler, yediler, kırklar var. Burada da mistik unsurlar yer almakta arkadaşlar. Bu atlı geçide gider, karanlıkta mum ışığı, dar ağacı, sabır, ebem kuşağı, cevahir ile sadık çavuşun buğday kamyonu, gece vaktinde gün dönümü İstanbul'un fethi, geçitteki ülke ve Çanakkale. Bu roman da kesinlikle önemli bir roman. Geldiler, gördüler, döndüler. Arkadaşlar, Sepetçioğlu bu romanında olayları sadece savaş odaklı değil, savaşın geri planı, özellikle İstanbul tarafından yola çıkaraktan, İstanbul mekanından yola çıkılaraktan anlatılmış. Çanakkale döneminde neler olmuş, ne gibi gayretler gösterilmiş, kimler vatanı için çalışmış, kimler çalışmamış, bunu çarpıcı şekilde bu eserinde okuyucuya sunmuş. Daha sonraki kısımlarda romanın 3. cildinde tabi savaş kısmına da giriyor. Kutsal Mahpus, benim adım Yunus. Tabii ki Yunus Emre adlı şairimizden bahsedilmiş. Öyküde Abdurrezzak Efendi, bir büyülü dünya ki menevşeler ölmemeli var. Oyunda büyük otmarlar, her Bizans'a bir Fatih, Yunus Emre, trampacılar oyunları mevcut. Destanda Bozkurt Destanı, Dede Korkut'un kitabı, bunlar Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun önemli eserleridir sevgili öğrencilerim. Evet, Cumhuriyet dönemi Türk romanında milli edebiyat sevk ve anlayışını sürdüren başka bir roman yazarımız Emine Şunsu'dur. Yaşayan yazarlarımızdan birisi. Allah ömrünü uzun ve hayırlı eylesin. Emine Şunsu arkadaşlar, Halide Nusret Zorlu Tuna'nın, o Cumhuriyet döneminin meşhur yazar ve şairi, özellikle şair tarafı daha öne çıkan bir kişi, Halide Nusret Zorlu Tuna'nın kızıdır. Emine Şunsu eşi de görüldüğü gibi, eşi İskender Öksüz'de görüldüğü gibi ve annesi Halide Nusret'te de Zorlu Tuna'da görüldüğü gibi milliyetçi hassasiyete sahip olan birisi. Çeşitli metinler kaleme alıyor, çeşitli dergilerde yazılar, eserler kaleme alan birisi Emine Şunsu. Töre dergisinin çıkarılmasına öncülük etmiştir. Edebiyatta şiirle başlıyor, sonradan hikaye ve romana yöneldi. Romanları da yakın dönem siyasetine önemli. Türkiye dışındaki Türk dünyası önemli. Kadınların psikolojisi önemli arkadaşlar. Sosyal aksaklıklar ve kimi mutasavvıflara yer verme. Evet, bu içerikler bizim için önemli. İç monolog ve bilinç akışı tekniğini de başarılı şekilde uygulamıştır Emine Şunsu arkadaşlar. Arkadaşlar, Emine Şunsu'nun ilk romanı Küçük Dünya'dır. Küçük Dünya ilk olması sebebiyle önemli ve Küçük Dünya yine bir kadının iç alemine, sorumlu bir evlilik yaşayan bir kadının iç alemine yer vermesi bakımından önem teşkil etmektedir. Azap Toprakları, Trakya Türklerinin yaşadığı sıkıntılar anlatılır Azap Topraklarında. Ak Topraklarda Dede Korkut üslubuyla başlatılan Ak Topraklar romanında Ak Toprak olarak geçen yer Anadolu'dur. Anadolu'nun fethine yer verilir sevgili öğrenciler. Tutsak adlı roman 1960 öncesi Kerkük Türklerinin durumu. Kerkük Türklerinin o yıllarda yaşadığı ızdıraplar, o tutsaklık hali ve bu roman içerisinde 3 tutsaklıktan bahsedilir. Birincisi, bir kadının yaşadığı
bireysel sıkıntılar, ailevi sıkıntılar ve onun yaşadığı tutsaklık hali. İkincisi Kerkük Türklerin hali ki o da ayrı bir tutsaklık. Sonra 1960'lara uzanan Türkiye'deki siyasi çalkantılar ve ona dair bir tutsaklık göndermesi vardır. Tutsak romanı bu bakımdan önemlidir. Romanın en öne çıkan, roman yazarımızın en öne çıkan romanlarından birisi de Sancı romanıdır. 1980 öncesindeki olaylara ışık tutan romanlardan birisidir ki burada Dursun Önkuzu'nun kuzunun öldürülmesi anlatılmıştır. Arkadaşlar aynı zamanda o 80 öncesinde sağ sol çatışmalarına yer verilmiştir. Çiçekler Büyür'de Bulgaristan Türklerinden ve onların yaşadığı çilelerden söz edilir. Cambaz yine yakın dönem siyasetine, yakın dönemde dalavereci olan insanlara dair bilgiler var. Kaftanın Ardın romanı, Alparslan romanı, Altı Karınca romanları önemli. Cumhuriyet Türküsü'nde Cumhuriyet'in değerlerine dair bilgiler karşımıza çıkar. Nisan Yağmuru romanı var, Havva, Bir Ben Vardır Bende Benden içeri. Bu romanda Yunus Emre anlatılmıştır. Bu kağıda Niyazi Mısri'yi anlatmıştır Emine Şunsu. Hacı Bayram Veli'den, Hacı Bektaş Veli'den bahsettiği romanı var ve bir aileye dair gözlemlerinin yansıtıldığı romanı var arkadaşlar. Hikayelerinde Bir Gece Yıldızlarla mevcut. Denemede Dost Dost diye bir kitabı mevcut. Tiyatrosunda Atsız Kahramanlar, Bir Yürek Satıldı, Bir Milyon İğne eserleri yer almaktadır arkadaşlar tiyatro eseri olarak. Ama bu eserler içerisinde Bir Yürek Satıldı önemli. İşaretlediğim üzerinde çokça durduğum eserlere dikkat etmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Emine Şunsu hakkında da şimdilik bunları söyledik. Ve bugünkü dersimize dair son sanatçı, yaşayan sanatçılardan birisi yine Sevin Çokum. Kendisi İstanbul'da doğmuş birisi, 1943 doğumlu, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu. Üniversite yıllarında yazmaya başlamış, Bir Eski Sokak adlı hikayesi Hisar Dergisi içerisinde, Hisar Dergisi'nde yayımlanmış. Zaten kendisi de Hisarcılar arasında bazı kaynaklarda gösterilir. Yine milli hassasiyetle, muhafazakar anlayışla yazan dergilerde, çıkarılan dergilerde kendisi yazmış. Hisar Dergisi, Töre, Türk Edebiyatı, malumunuz Hisar, Mehmet Çınarlı, Mustafa Necati Karayer, Yavuz Bülent Bakiler'in görev üstlendiği bir dergiydi ve bu dergide birçok önemli milli hassasiyetle yazan kişiler yer almıştı. Töre, Halide Nusret Zorlu'na ve Emine Işınsu'nun öncülüğünde çıkan bir dergiydi. Türk Edebiyatı Dergisi ise Ahmet Kabaklı'nın öncülüğünde çıkmış bir dergidir. Sevinç Okumu'nun bu dergilerde metinleri yayımlanmıştır. Şiirli bir dili var. Evet, okuyucusu bunu bilir. Gerçekten de tasvirleri sanatlı olsa da sıkıcı bir sanat kullanmıyor bu tasvirlerinde. Arkadaşlar, dili ve üslubu şiirlidir. Kadınların üst dünyasını da başarılı şekilde yansıtıyor. Bunu Emine Işınsu'da da görmüştük. Eserlerine bakalım. Eserlerinde Zor, Bizim Diyar, Hilal Görününce. Arkadaşlar, Hilal Görününce ödül almış bir romandır. Bu roman üzerinde duralım. Hilal Görününce Kırım, Osmanlı olaylarını bir Kırımlı Türk ailenin gözünden yansıtmıştır. Bu bakımdan önemli. Arkadaşlar, Çırpıntılar var. Çırpıntılarda aile hayatına temas edilmiş. Bu aile hayatında çalkantılar, sıkıntılar ele alınmış. Ağustos Paşa'yı, bu Ağustos Paşa'nda da sevgili arkadaşlar, milli mücadeleden bahsedilmiş.
Karanlığa direnen yıldız, burada 1960 ihtilaline uzanan olaylardan bahsediliyor. Deli Zamanlar otobiyografik bir roman, Gül Yüzlüm romanı mevcut. Gece Rüzgarlar 1980 öncesinde olan siyasi olaylara yer verilmiş. Tren Buradan Geçmiyor, Beyaz Bir Kıyı romanları mevcut. Bu romanlara baktığımızda Hilal Görününce'yi, Çırpıntıları, Gece Rüzgarlarını, Deli Zamanları kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Hikayelerine baktığımızda İyi Kaşlar, Derin Yara, Makine, Onlardan Kalan, Rozali Ana, Beyaz Bir Kıyı, Bölüşmek, Gece Kuşu Uzun Öter, Evlerin Önü hikaye kitapları yer almakta. Rosaria Ana'yı burada da unutmayınız. Rosaria Ana da yine şiirli bir üslupla yazdığı hikayeler var. Kadın duyarlılığına yer vermek var. Aynı zamanda Rosaria Ana'da da yine Kırım Türklerinden bahsedilmiş. Bunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Senaryosu içerisinde Beyaz Sessiz Bir Zambak, Yeniden Doğmak senaryoları yer almakta. Deneme kitabı ise Güzel Bakan Karınca'dır. Arkadaşlar, Cumhuriyet dönemi Türk romanında milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren roman yazarları hakkında bilgiler verdik. Bu yazarlar hakkında söyleyeceklerim şimdilik bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Her şey gönlünüz yolu olsun. Sağlıcakla kalın.